Dediğine sahamız çok kötü. Özellikle hem Ankara'yı hem biz aynı sahada futbol oynuyoruz. Burada ben kanalınızla ilgililere seslenmek istiyorum. Her tarafta stadyum yapıldı. Ama maalesef Ankara'da daha en ufak yapılacak mı, yapılmayacak mı bir hareket, bir teşebbüs yok. Bu bakımdan başkent Ankara'ya bu stadyum artık yakışmıyor. Dolayısıyla ilgililerden, özellikle Spor Bakanımızdan ve Sayın Başbakanımızdan Ankara'ya bu tesisin yapılması için bir saat evvel harekete geçmelerini temenni ediyorum. Bugün oynadığımız maç her iki takım için de önemliydi. Sivas için de önemli, bizim için daha önemliydi. Fakat kazanacağımız bir maçta. Fakat demin ifade ettiğim gibi sağ koşulları yüzünden gol kaçırdık, epey gol kaçırdık. Maç berabere bitti. Ben sporcuları kutluyorum tabii ki. Allah korusun mağlubiyetten daha iyi bir beraberlik. Ama oyunun hakkı Gençler Birliği olarak galibiyet Gençler Birliği'nin hakkıydı. Özellikle son 10 dakika haricinde 2-3 tane yan toptan pozisyon verdik, yiyebilirdik de. Ama onun haricinde oyun denk, müsabaka gibi göründü yaklaşık 80 dakikada. Son 10 dakikada 2-3 tane yan top verdik, gol de yiyebilirdik ama onların içinde 2 pozisyonumuz da var. Ancak bugün iyi oynadığımızı söylemek mümkün değil tabii. İstediğimiz oyunu maalesef ortaya koyamadık. Ama bu tür maçlarda olacak. Çünkü arka arkaya 12-13 tane yakın maç aldık. Oyuncularda bir yorgunluk olması gayet doğal. Bugün öğrendiğimiz oyunun karşılığı bir puan bizim için iyi gibi gözüküyor. Bu maçı unutup çok çabuk, bundan sonraki müsabakalara konsantre olmamız lazım. Çünkü önümüzde bir kupa, arkasından Beşiktaş, zorlu lig maçları var. Onun için bugünü çok çabuk bir şekilde unutup diğer maçlara konsantre olmamız lazım diye düşünüyorum. Soru var mı hocam? Buyurun. Hocam, zeminle ilgili futbolcularınızdan bir şikayet ulaştı. Evet, zemin gerçekten kötü. İyi bir zemin değil. Oyuncular zaten her türlü durmakta zorlanıyorlar. Ancak şunu söyleyeyim. Yani zemin bize kötü, rakip takıma da kötü yani. Zemin sadece bize kötü değil. O yüzden kötü oynadığımız bir müsabakanın ardından zeminden yakınmanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Rakip de aynı zeminde oynuyor çünkü. Bugün istediklerimizi ortaya koyamadık. Yani çalıştığımız, konuştuğumuz şeyleri maalesef yapamadık. Biraz eksik kaldık oyunda. Ama dediğim gibi bu tür deplasmanlarda bir puan da her zaman için İyidir. Kötü bir skor değil bizim için. Önümüzde oynayacağımız daha çok maç var. O yüzden bundan sonraki maçlara konsantre olmamız lazım. Çok çabuk bir şekilde. Hocam, Sivasspor taraftarları siz gelmeden önce 7 maçta 18 bin kişi oynadı. Son 3 maçı 21 bin kişi oynadı. Pasolik sayısı biliyorsunuz malum çok arttı. 3500 yazada. Evet. Bu konuya neler söylesin? Beşiktaş maça taraftara çağırmak evet. Sizin bir açıklamalar. Yani Pasolik'in artması gayet güzel. Bence çok güzel bir sistem. Ancak şu var tabii, taraftarımızın bizi desteklemesi bizim için sevindirici. Çünkü içeride bir taraftar desteği bulmak bizim için çok iyi. Oyuncular mutlu oluyor, herkes mutlu oluyor tribünde taraftarı gördüğü zaman ki futbol zaten taraftar da güzel yani. Taraftarın olmadığı bir müsabakaya konsantre olmak gerçekten kolay değil, çok zor. Yani bugün için federasyonumuz aslında bir yanlış şeyde bulunmak lazım yani bize istenişte. Çünkü maç programı açıklıyorlar sezonluk. Yani geçen hafta 1'de oynuyoruz, dönüyoruz 5-7 gün sonra 8'de oynuyoruz. Dönüyoruz tekrar 1.30'da oynuyoruz. Ondan sonra dönüyoruz yine 8'de maç oynuyoruz. Yani bu oyuncuları bu maçlara konsantre etmek kolay olmuyor yani. 1'de oynuyorsun sonra 8'de oynuyorsun. Arada çok ciddi bir fark var. Yani program yaparken biraz bizi de düşünmeleri lazım. Bizim oyuncularımızı da düşünmeleri lazım. Sürekli programlar büyük takım maçlarına yönelik yapılmamalı. Yani kolay değil. Bizim oyuncularımız da çıkıyorlar oynuyorlar. Yani 1'de oyna, 7'de oyna, 1'de oyna, 8'de oyna. Zorlanıyoruz oyuncuları konsantre etmekte maça. O yüzden biraz daha maç saatlerine dikkatli vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Hocam, Ziya'nın yerine Fatih'le başladınız, Fatih evet. Sürprizle. Nasıl buldunuz Fatih'in performansını? Ya sürpriz değil. Fatih yetenekli bir oyuncu. İleride iyi bir oyuncu olacak. Çabuk bir oyuncu. Bana göre vasıfları olan bir oyuncu. Bugün onunla başlamayı düşündük. Geçen maç Ziya'yla oynadık. Önümüzdeki maç tekrar Ziya'yla başlayabiliriz. Yani çok düşünmüyorum Ziya'mı, Fatih'imi veya oyuncularımla ilgili çünkü bütün oyuncularımızı kullandığımız için her müsabakada çok fazla oyuncu ayrımı yapmıyorum. Yani 4-5 oyuncu haricinde takımın her bölgesinde alternatif oyuncularımız var. Ama işte Michael'ın sakatlığı bizi biraz sıkıntıya soktu. Yani Michael olsaydı bilmiyorum daha farklı bir oyun olabilir miydi? İnşallah onu da çok çabuk bir şekilde iyileştirip takımın içine sokmamız lazım.
Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi Sergen'e teşekkür ediyorum. Yani hem bizim takım açısından söyledikleri açısından, hani kendileri de bugün biz bir puan almamız bizim için kazanç diye söylediği için de teşekkür ediyorum. Doğru bir adam. Doğruyu söylemişti zaten, dik bir adam. Oyun açısından memnunum. Şöyle öndeki notlara, yukarıdan analizden indirdiğim notlara bir baktığımız zaman ilk devre hem disiplin oynayan, vermediğimiz pozisyonlar ve direkten dönen topumuz var. İkinci dönem bir penaltı pozisyonu var, bilmiyorum penaltı mı, el açık. O bir, hadi yakındı, vermedi. Onlar için de Goyda Koçer'in ve Ahmet'in bir kafası ve altı pasına kaçırdığı pozisyon var. Oyun, bu oyunun hakkı galibiyetti yani, öyle baktığımız zaman öyle düşünüyorsun ama ben verilenler, özellikle bir hafta çalışmadan sonra verilenleri uygulayan oyuncularımı kutluyorum. Oyun disiplinden dolayı kutluyorum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tabii zor bir periyoda girdik. Şimdi kupa maçı, arkasından Erciyes, sonra Fener. Sakatlarımızın iyileşmesi biraz daha bizi öne çıkaracak. Yani Gosto falan yeni iyileşti, sonradan kullandık. Biraz üretmekte önde zorluk çekiyoruz ama o da olan oyuncularımız ve elimizdeki var olan da bu işi bundan sonra götürmeye çalışacağız. Ama ben oynattığım tüm oyuncuların, giren ve çıkandan da memnunum. Pozisyon vermeden, çok pozisyon bularak berabere kaldık. En azından Sivas'ı altımızda tuttuk, 3 puanı koruduk, 2 puanı koruduk. Bu oyun disiplinini ve bu yardımlaşmayı devam ettiğimiz sürece çok iç kazanacak bir takım hüviyetine bürünürüz diye düşünüyorum. Soru varsa. Taraftarlık ayrı bir şey. Yani ben Türkiye'nin en centilmen taraftarına sahibiz şu anda gençler burada. Ama yani fasolik yaptırmak ve Türkiye Süper Ligi takımları seyretmek o kadar zor bir şey değil yani. Şuna bağlayabilirim. Hedeflerle ilgili, takım hedefleriyle ilgili olabilir eksiklik. Ya da oynanan oyun olabilir. Ama ligde sadece biz tek biz varız, Süper Lig'de gençler birliği var. En azından bir 5000 kişi veya 10.000 kişi bulmamız gerekiyor. Belki bizi tatmin etmeyecek ama en azından bir maraton dolar. Yani zaten çok az kişi ve oynuyoruz. Yani bizi itecek veya takımı itecek, oyuncuları bir yöne çekecek coşkuyu da en azından bir grup da olsa, bir taraftar grubu da yaşarsınız. Ama inşallah iyi oyun devam ettiği sürece, biraz da sonuçlar geldiği sürece biraz daha bunu fazlalaştıracağımızı düşünüyorum. Biraz bugün zemin de çok ağırdı, onu da söyleyeyim. Zemin çok ağırdı. Çok zor bir zeminde oynadık. Çok top kullanmakta zorluk çekilen bir zeminde oynadık. Onun için ben sadece şunu söyleyebilirim. Türkiye Süper Ligi maçlara davet ediyoruz ya, buyursunlar gelsinler. Hocam bir de statla ilgili. Stat artık Ankara'nın iddiasına konumuna yakışmıyor. Türkiye'nin her yerinde stat yok. Sadece Ankara'da. İşte ben geçen sene Konya'daydım. İnanılmaz bir stat yok. Ben sadece maça statüm için geliyor insanlar. Yani bunu eğer yapmak burada Ankara'da, başkentte zor mu? Biraz gariban kaldık herhalde. Teşekkürler. Hakan kötü zeminde çekişmeli maç geçti. Son 5 dakikada da çok net pozisyonlar var. Değerlendirmeni alabilir misin? Tabii evde oynadığımız maçı tabii ki kazanmak istedik. Fakat formda bir Sivasspor'la oynadık. Son maçlara baktığınız zaman 3'te 3 yapan Sivas. Gene evimizde oynadığımız için kazanmamız gereken maçtı. Çünkü ilk yarı ortada giden maçı ikinci yarıda biz daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Olmadı ama tabii ki yenemiyorsan yenilmemek gerek. Onda gol yemeden olduğu için o bizi mutlu ediyor. Gençler Birliği'nin eski kalecisi Gökhan'la birlikteyiz. Sivas maçında soğuk bir havada, Gençler Birliği maçında seni tribünlerde gördük. Uzun zamanda karşılaşmıyorduk. Nasıl buldun Gençler Birliği'ni? Gençler Birliği yine Gençler Birliği. Ama tabii durum itibariyle bugünkü rakipleri Sivas Spor ve Gençler Birliği'nin durumu sıralamaya baktığımız zaman rahat bir maç olmayacağı maç öncesinden belliydi. Nitekim maç başladı. Maçın şu an 90 dakikası sonucuyla da maçın bu şekilde geçeceğinin belirtisini göstermiş olduğu bir maçta bu şekilde bitmiş oldu. Zor bir tabii. Lig maçlar daraldıkça, lig kısaldıkça maç kazanmak zorlaşır Süper Lig'de.
Bunu da tabii Sivas'ta Gençler Birliği'de bildikleri için kontrolü elden bırakmadan oynamaya çalıştılar. Son 20 dakikasında da her iki tarafta maçı koparma adına bir hamleler yapıldı. Onun neticesinde de işte Batuhan bir pozisyon buldu, Burhan bir pozisyon buldu. Onun ardından Gençler Birliği işte net iki bir pozisyon buldu, çizgiden çıkan bir pozisyon vardı. Ama tabii şöyle bir durum var, maçın hakkı da zannedersem beraberlikti. Nitekim de berabere bitti maç. Meriç abi, dengesiz bir havada, kötü bir zeminde aslında son 10 dakikaya bakarsak onun haricinde kötü bir futbol olan evet. maç izledik. Değerlendirmeni almak istedim. Şimdi tabii Gençler Birliği açısından da Sivasspor açısından da çok önemli bir karşılaşmaydı. Kazananın çok şey kazanacağı bir maçtı ama ikisi de ikişer puan kaybetti diyelim. Ortada kaybolan bir puan var ama dediğin gibi havanın dengesizliği sahadaki dengesizlik haline geldi. İyi futbol yoktu, iyi mücadele vardı ama gerçekten son 10 dakikası keyif veren, bol pozisyonlu, Gençler Birliği takımının belki de 3-0 kazanabileceği ama bunun karşılığında kontra ataklardan 2 tane gol yiyip 2-0 da kaybedebileceği bir maçtı. İptal edilen goller var, çizgiden çıkarılan toplar var, kalecinin kurtardıkları var, direkten dönenler var. Aslında bir futbol müsabakası açısından seyirci gözüyle keyif alınabilecek bir karşılaşma ama dediğim gibi bunların çoğu son 10 dakikada yaşanan şeyler. 80 dakika boşa gitti diyebiliriz bu görüntü itibariyle. Mesut Hoca'nın takıma gelmesiyle bir değişiklik hissettiniz mi? Yani bir şeyler fark etmiş, sanki bir şeyler değişmiş gibi ama bence Ersun Yanal sonrası Mesut Bakkal'ın ilk dönemiyle bu dönem arasında biraz tedbir farkı, tedbirli olma farkı var. Yani sanki son 10 dakika dışında Gençler Birliği takımı daha çok savunmak için, gol yememek için mücadele ediyor gibiydi. Son 10 dakikada atarsak kazanırızın bilincine vardılar. Öyle hareket ettiler. Onun dışında genelde Mesut Bakkal'ın takımları daha çok hücum ederdi ama Mesut Bakkal'ın olgunluk döneminde, ustalık dönemi mi dersiniz buna, nasıl yorumlanır bilemiyorum ama son dönemde daha çok işi garantiye almak, en azından bir puanı garantiye alayım, atabilirsem de bir tane atayım gibi bir anlayış oluşmuş görüntüsü var. Ben eski Mesut Bakkal'ın anlayışını, bu Mesut Bakkal'ın anlayışını her zaman tercih ederim. Çünkü Ersun Yanal'ın izi odur, güzel olan da odur. Bu işte bir puan kazandırır, o kadar. Zaten ikinci yarıda takım sahada santrofor yoktu Gençler Birliği'ne. Evet. Oyundan çıktığı kanat elemanlarına forvet yaratma dönemleri. O 22 numaralı Arabistan kökenli oyuncu sanıyorum. Evet. El Kabir santrofor gibi oynadı ama o da kontratak santrofor gibi oynadı. Yani hani topu alıp indirip böyle sağa sola topu verecek, sonra ön direk arka direk yapabilecek bir görüntüsü yoktu. O doğrudan top alıp dönüp kaleye gitmek gibi bir şey vardı. Onu da ne kadar başarabildi tartışılır. Yani bence çok başaramadı çünkü maçın başında diri bir oyuncu olsaydı belki onu yapması daha kolaydı. Maçın sonlarına doğru haklı olarak o da yoruldu çünkü yani insansan, koşuyorsan, nabzın işte belli noktalara çıkıyorsa, kan şekerin ve düşüp adrenalinin yükseliyorsa yoruluyorsun. Mesut Hoca sanki biraz daha işi garantiye almaya çalışıyor gibi. Genç oyuncu sayısında ciddi bir azalış var. İrfan'ın hadi sakatlığından geçmedi ama Halil İbrahim yok, kadroda Uğur yok. Bir genç oyuncu sayısında da azalma var. İşte geçmişte bir şeyler yaparken, bir yerlere çıkarken birazcık daha cesur oluyorsun, gözü kara oluyorsun da bir yerlere geldikten sonra oralarda kalmak için sanki birazcık daha tedbirli olmak, birazcık daha hani korkak demiyorum ama kontrollü olmak şey yapıyor, popüler bir anlayış haline geliyor. Bence ne pahasına olursa olsun saldırmak ve kazanmak en güzeli. Ha, bunun karşında kaybedebilir misin? Elbette kaybedersin ama sonuçta kazanma şansın her zaman daha çok olur. Zaten Mesut Bakkal'ın ilk sezonu oydu. İlk Gençler Birliği'ne geldiğinde. İlk teknik direktörlük dönemindeki anlayış özellikle de sanıyorum Ersun Yanal'ın etkisinden kaynaklanan bir izle, anlayışla o şekildeydi ama az önce de söylediğim gibi tecrübeye eriştikten sonra durumu kurtarmak, vaziyeti kurtarmak, en azından bir puanı kurtarmak, elde var bir olsun anlayışı da ne yazık ki etken oluyor. Bu da seyirci açısından, izleyici açısından çok keyifli bir şey olmuyor doğrusu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.